Bu isim değişikliği ile ilgili olarak daha önce zaten müracaat edilmişti. Öncelikle Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaat edildi. Ancak yetkisiz mahkemeye açıldığı için Akçabat'a gönderildi. Ve bu o gün tahliye olmadan açılan bir dava. Ancak ne hikmetse o gün tahliye olduktan sonra gizli karar olmasına rağmen siz basın bir şekilde bu dosyaya ulaştınız ve açıklaması yapıldı. Şimdi bu saatten sonra isim değişikliğinin de bir anlamı kalmadı. Sonuçta bu insan sosyal hayata alışmak için uğraşıyordu. Bu isim değişikliğini de bundan sonra temiz, düzenli bir hayat yaşamak için biz bu talebi yaptık. Ama deşifre olduktan sonra buna da gerek yok. Bu saatten sonra da yani bu talebimizden de vazgeçmek zorundayız. Vazgeçeceğiz. O gün Samas'ta kendi ismiyle artık hayatına devam edecek. Yargılama aşamaları bittikten sonra kararı kendisi verecek. Yani sonuçta biz bu konuda yönlendirme yapma şansımız yok. İsterse daha sonraki zamanlarda değiştirebilir ama şu anda artık isim değişikliğini talep etmek ya da isim değiştirmenin bir anlamı kalmadı. Basın öğrendi, herkes öğrendi, deşifre oldu. Bundan sonra da yapacağımız bir şey yok. Bu şekilde devam edeceğiz hayatına. Yapacak bir şey yok. Kendisi yeni ismi olarak ne başvuruda bulmuştu? Şu anki tepkisi ne oldu? Şimdi tabii onun müracaatı Ali Eren Karadeniz olarak isim değişikliği istedi. Ama şimdi bu saatten sonra deşifre olduktan sonra da değiştirmenin bir anlamı kalmadığını, bu nedenle de artık bunun takip edilmemesi, daha doğrusu isim değişikliğinden vazgeçti. Bu isimle devam edecek. Yapacak bir şey yok.